İşçinin bir görevi de almak istediği yeni hakları zulüm yoluyla değil, adalet yoluyla istemektir. Bir zamanlar yıkıcı sendikacılık faaliyetlerinin olduğunu biliyorsunuz. Hak talep ederken haksızlık yapmak, adalet isterken zulüm yapmak, yakıcı olmak, Yıkıcı olmak. Müslüman bu yola gidemez. İşçinin böyle bir hakkı yoktur. Peygamberimiz la ara ve la dirar. Doğrudan veya karşılıklı olarak zarar verme yoktur buyururlar. Mümin sözleşmesi gereği alması gereken hakları alamıyorsa zarar vermeden, haklarını istemeli, gerektiğinde yasal yollara başvurmalıdır. Ancak Müslüman işveren de işçisini yasal yollara başvurma mecburiyetinde bırakmamalıdır. Sevgili kardeşlerim, işçi bu açıklamaya çalıştığımız görevlerini yaparsa işi ibadete dönüşür. O zaman adil ücret almaya, sağlıklı ve güvenli işte çalışmaya, saygı görmeye ve cennet armağanlarına o zaman hak kazanır. Sevgili kardeşlerim, şu söylenebilir. Hocam, sizin bu anlattıklarınız seküler toplumlarda e, yasalaştırılmış konulardı. Evet böyle de olmalıdır zaten İslam insan doğasında var olmayanları değil olanları zaten görevleştiriyor ama fark şudur İslam e, yasaların görevleştirdiği bu görevleri ibadetleştiriyor ahiret hayatıyla bağlantısını koruyor ve cennet armağanlarıyla irtibatlandırıyor. Zaten insanlığın problemi bilgi yetersizliği problemi değil, bilgilerin işe dönüştürülmesi problemidir. Menfaatler gerektirdiğinde, metvaatler ön plana çıktığında da hakikat ölçülerinden feragat etmeme asıl olan zaten budur